Ben buraya adalet için geldim. Adalet arıyoruz. Askeri öğrenci babasıyım. Bütün 17 bin askeri öğrenci okulundan atıldı. Bir de damgalandılar FETÖ'cü diye. Şimdi bu babalar, anneler olarak bu çocukları devlete teslim ettik biz. Biz FETÖ'ye teslim etmedik. FETÖ'cü, velev ki FETÖ'cü olsalar dahi ben gene hakkımı arıyorum. Neden? Benim çocuğumu sen FETÖ'cü ettin. Sen FETÖ'cüyle yattın, kalktın. Sen konuştun. 15 sene bu FETÖ'cüyle ne konuştun? Çık orta yere, eteğindeki taşları dök orta yere. Ben yargılanmayalım demiyorum. Benim suçum varsa yargılanayım. Ama sen de gel. Sen bununla ne konuştun 15 senedir? Sen devlette yapılan görevlerin dışına çıkarak senin adeta efendim bir hoca efendinin cenaze tabutinin altına senin ne işin var? Senin, biz seni oraya, biz devlete idareci olarak seçtik seni. Sen o cenaze tabutini taşımak için seçmedik ki. Ondan sonra da şimdi benim çocuğumu tıkamışsın içeri. 14 aydı daha bir cümle sorulduğu yok ona. Ha, bunun adalet neresinde? Bunun Müslümanlık neresinde? Soruyorum ben. Şimdi sen bana kalkıp el insaf ya. Sen bana vatan haini kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum bu konuda. Başka da diyecek bir şeyim yok ki. Hak, hukuk, adalet diyerek adalet yürüyüşüyle yola çıktık. Adalet yürüyüşünün arkasından hiç ayrım yapmadan herkesi kucaklayacak şekilde adalet arayan, bu adalet deyince aklımıza ne gelebilir? Eğitimde, hukukta, öğretimde, çevrede, doğada, işçilikte, kadında, kadına adalet. Öncelikle zaten kadına adalet gerekli. Kadının olduğu her yerde her şey düzene, tertibe ve güzelliğe gider. Onun için burada bulunuyoruz. Hepimize bir gün adalet lazım olacak. Hak, hukuk, adalet için hep birlikte savaşmalıyız. Ayrım yapmadan. Teşekkür ederim. İnsanlar bir kere haksız yere tutuklanıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için veyahut da AK Partili olmadığımız için sürekli fişleniyoruz. Ben öğretmen lisesi mezunu olduğum halde, ek puanım olduğu halde 4-5 tane öğretmenlik tuttururken beni en son tercihime attılar mesela. Neden? Fişlendim büyük bir ihtimalle. O yüzden attılar. Yani adalet istiyoruz artık. Biz AKP'li olmak zorunda değiliz. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bütün istediğimiz partiyi tutabiliriz. Özgür olmalıyız. Özgür olmak istiyoruz. Ne basınımız özgür, ne adalet özgür, ne artık askerler bile özgür. Yani hiçbir şey özgür değil. Her şey onların elinde. Böyle olmasını istemiyoruz. Adalet istiyoruz yani. Adalet ve Kalkınma olan bir partinin de adaletle yönetilmesini istiyoruz artık bu ülkenin, ki olmayacağını da biliyoruz. Ama biz davamızdan vazgeçmiyoruz kesinlikle.